denizciliğimizin yaşayan efsanesi Saldun Oda Boro ve Kısmet Yelkenlisi için yapılan heykel 28 Mayıs 2011 günü törenle açıldı. Mustafa Aksoy'un fikriyle başlatılan proje, başta Ersal Yavin'in olduğu geniş bir heykeltıraş ekibi, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Turgay Noya'nın yardımlarıyla ortaya çıktı. Setur Kalamış Marina'nın girişinin karşısındaki göbekte bulunan heykelde, Sadun Oda Boro ve Miço'nun yanı sıra dünya turu yapan diğer denizcilerin rölyefleri, dünya haritası, kısmet teknesi ve Necati Zincirkıran'ın yazısı yer alıyor. Sadun Oda Boro'nun da katıldığı açılış töreninde Necati Zincirkıran, Turgay Noyan, Selami Öztürk ve Mustafa Aksoy birer konuşma yaptılar ve rölyefleri bulunan denizcilere rölyeflerinin birer benzeri takdim edildi. Açılışın ardından törene katılan denizcilerden görüşlerini aldık. Sadun abi, Sadun Boro'nun bu şekilde hatırlanması tabii beni mutlu etti. Sadun Boro'yu Ege Denizi'nin ortasında gemilere yol gösteren bir fenere benzetiyorum. Hani o gemilerin güvenliğini sağlar, onlara doğru yol gösterir fenerler. Sadun abi de böyle bir fener gibi kendisinden sonra gelen kuşaklara hep doğru yolu gösterdi. Sadun abimizi doğru sevmek lazım diye düşünüyorum. Onu doğru algılamak lazım diyorum. Körü körüne ilahlaştırmaktansa onun doğa için yaptığı çabaları algılamak, denizcilik için, amatör denizcilik için yaptığı çabaları algılamak çok önemli diyorum. Bunu algıladığımız zaman ve bunu takip ettiğimiz zaman sanıyorum denizcilik kültürümüz çok daha doğru gelişecektir. Yani tabii ki hatırlanmak güzel bir duygu. Samimi olan her türlü hatırlanma, iyi niyet duygusu benim için önemlidir. Bu olduğu sürece sorun yok. Benim orada rölyefimin olması, benim kendi adıma söylüyorum, hiç önemli değil. Dostlar tarafından hatırlanmış olmak, yaptığımız işin öneminin hissedilmiş olduğunu fark etmek benim için önemli. Çünkü başka bir ülkede kendi ülkenizi temsil ederken ve bunu bazı koşullarda zorluklarla yaparken kendi ülkenizi özlüyorsunuz ve kendi ülkenizin insanı tarafından sahiplenmek istiyorsunuz. Döndüğünüzde eğer bunu bulamazsanız bu ağır bir şey. Bunu genelde yaşayanlar, yaşamayanlar pek anlayamaz. Biz bu değerin bize samimi bir şekilde verildiğini hissediyoruz. Benim için bu yeterli. Rölyefimin orada olup olmaması hiç önemli değil. Karşılıksız sevgi ve anlayışın olduğunu hissetmek bana yeter. Çok güzel bir törendi. Çok da güzel tasarlanmış bir heykel. Birçok kişinin emeği geçmiş. Çok güzel bir çalışma çıkmış ortaya. Tören de çok güzeldi. Keyifle izledik, katıldık. Bizim için çok erken başlayan bir sabahtı. Biz Marmaris'ten geliyoruz çünkü. Sabah 4.30'da yola çıktık. Böyle heyecanlı geldik buraya ama buraya geldikten sonra tam yani ne olsa uzaktan görmeyince öyle buna tam dahil olunmuyor. Gelince çok heyecanlandık. Çok duygusal. Evet. Birkaç saat geçirdik. Yani burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sırf bunun için geldim. İyi ki gelmişim diyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Sadun abinin heykeli bence geç bile. Akıl eden sağ olsun. Finanse eden sağ olsun, var olsun. Belediye başkanına teşekkürler. Turgay abiye teşekkürler. Aslında Sadun abinin hak ettiği bir şey ama çok da yerinde oldu. Çok da güzel oldu. Yeri çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Çok güzel. Çok güzel düzenlenmiş. Çok... Ne hissettiniz? Heyecanlandık tabii. Çok heyecanlandık. Yok. Havada bir sorun yok. Çok güzel bir şey yaptı Mustafa ve Naviga. Çok teşekkür ediyorum. Bütün de amatör denizciler adına. Çok çok güzel bir şey. Sağlığındayken birisinin heykelinin yapılması da çok anlamlı.
anons edildiği gibi Türkiye'de heykellerin yıkıldığı bir zamanda heykelin açılması da çok güzel. İnsanları, yani bizleri Sadun abi daha ileri yaşlara gelmeden denizlerde çok hayat olduğunu anlattı. Ondan çok mutluyuz. Onun sayesinde belki de benim gibi birçok kişi denizlere açılıp esas hayatın orada daha anlamlı olduğunu anlamıştır. Onun için Sadun abiye de çok çok minnettarımızı burada bir vesileyle aktarmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Peki sizin için nasıl oldu? Güzel oldu. Sizin dünya turu yapmanız epey küçük yaşlarınıza denk geliyor. Yani ben böyle bir şansa sahibim. Daha küçük yaştayım nitekim. Ve bu Sadun abinin efsanesini daha ileri yıllara taşıyıp bir sonraki nesile bırakma gibi bir ayrıcalığa sahip olabilirim. Ben de törenle çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Ve bütün denizci, herkes denize çıksın artık. Bu vesileyle bizim de dünya turu yapan diğer denizcilerle beraber madalyonumuzun olması bizim için büyük onurdu. Bunun özendirici bir tarafı olması da herhalde. Tabii. Diğer aslında en güzel tarafı bu. Çünkü bir ivme yaratır çoğu denizciye. Dünya denizlerine yelken açmak için bir kıvılcım olur. Eminim biz de böyle bir kıvılcımla başladık. Sonuçta rüyamız gerçekleşti. Hatta hızımızı alamadık. İnşallah bir daha yaparız. Ama dünya turu yapmak sadece bir seyahat değil. Doğru. Dışarıya açılan bir pencereyiz hepimiz. Nasıl Sadun abi bizim için bir dışarıya açılan pencere ise, biz de bundan sonra bu izde yürüyecek, bu kıvılcımın ateşi olacak kuşaklara bir pencere olacağız. Zaten Pupa Yelken bizim için bir okuldu. Sadun abinin öğretisi bir felsefedir. Zincir bir baklası olarak biz de bundan sonra o yolda gidecek herkese ileri kuşaklara taşıması için bir vesile olacak bu. Bizim ufkumuzu açan, bizim yola çıkmamıza direkt sebep olan insandır. Şu anda Türkiye'de bu kadar yelkenli tekne, bu kadar marina varsa bence burada Sadun abinin büyük bir payı var. Çünkü herkes kitapları okudu. Seyahate çıkmayanlar da hiç olmazsa hayalini kurdu. Sadun abinin o zamanki yaptığı gezi çok çok önemli bir gezi. Bizim yaptığımız gezi sonuç itibariyle bir turistik gezi. Yani bunu yerine koymak lazım. Biz bir turistik seyahat yaptık. Halbuki Sadun abi bir yerleri keşfetti, gezdi. Yani ilk defa bir sürü limana girdi. O limanlara o zaman o limanların hakkında yeterli bilgiler yoktu. Girdi. Ama bizim yaptığımız gezide her şey, haberleşme, her gün ben telefonla konuşuyordum. Elimin altında en modern haritalar, en çok bilgiler vardı. Dolayısıyla o günün şartlarında onun yaptığı seyahat benim için çok önemli, çok kıymetli bir gezi. Ne diyeyim ben sana, Sadun abi bir dalgaysa biz bir su damlacıyız. Onun için gereken önemin böyle bir anlamlı bir heykelle burada hele kalamış da olması bizi çok sevindirdi. Şimdi bunu tam orta yerinde koyduğunuz zaman etrafı çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Yani birbirini gören insanların aralarına girmenizin anlamı yok. O nedenle biz şeffaf de düşündük yani. Burada bir kilise var, restoran var orada. Bir yerden bakanı bir tarafı görsün. Koca bir kaide koyup da ortada etrafı işgal etmek istemedik. Zaten Sadun abi de bunu istemezdi. Çünkü çevreci bir insan, doğayı seven bir insan. Yani bu doğaya hiçbir zarar vermeyen, fark illa bana bakın diye böyle bir feryat etmeyen mütevazi diyebileceğim Sadun abinin kişiliğine uygun bir çalışma oldu.